Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bitenler videosu çekeceğim. Gerçekten bayağı bir ürün bitti. En son ne zaman çektiğimi de hatırlamıyorum bitenler videosunu. Yani bayağı da biriktiriyorum. Belki gösterdiklerim de içinden o videoda olmuştur yani. Öyle işte. Şimdi geçebiliriz bitenlere. Öncelikle favori şampuanımdan bahsetmek istiyorum. Şu Sivaskop Glissi, şu siyah ambalajlı olan yağlı ve yıpranmış saçlar için olanı ben kokusunu çok seviyorum, yapısını çok seviyorum, saça verdiği yumuşaklığı çok seviyorum. Yani hem uygun fiyatlı, şampuanda çok böyle ne derler yani çok her türlü şampuanı kullanırım derseniz yani sizin için de seveceğiniz bir ürün. Ben mesela şampuanlarda çok ayrım yapmıyorum. O tarz olabilir. Her zamanki gibi Garnier'in kusursuz makyaj temizlemesini bitirdim. Bunun hakkında artık yorum binlerce kez duymuş olabilirsiniz. Çok sevdiğim makyaj temizleme suyu Migros indirimlerde alıyorum. Bu ne olayım, yağlandı gibi. Bir başka ürün maalesef bazı şeyleri insan dolapta unutabiliyor. Bu da onlardan biri. Şu an dop dolu bir ürün, tarihi geçmiş tabii ki de. İşte o yüzden bunları sayamıyorum. Biraz daha hızlı kullanmaya çalışıyorum ve çok ürün almamaya çalışıyorum. Stoktakileri bitirmeye çalışıyorum artık. Sonra Avon'un şöyle bir Sense serisinden bir tane duş jeli. Bu ne kokuluydu ya? Vanilya falan. Evet, vanilya. Ve ne bu? Söyleyeceğim, bakacağım. Dın dın dın. Evet, yok yazmıyor. Bu da çok güzeldi. Ben Avon'un duş jellerini genel olarak seviyordum. Böyle çok köpük köpüğe gidiyor gerçekten bu duş jeli. Ve uygun fiyatta 3-4 lira gibi bir şeydi. Bol kesilen, böyle sıka sıka bitirdik sonunda. Bu da öyle. La Roche-Posay'ın şöyle bir yüz temizleme jeli. Dolu olduğuna bakmayın, yarısı dolu gibi bir şey yani. Bunu çok severek kullanmıştım. Bunun da tarihi maalesef geçti. O yüzden bu da maalesef çöpe gidiyor. Ama gerçekten eczane ürünüdür. Çok severek kullanmıştım. Sivilce falan yapmamıştı. Böyle bir temizleme jeline ihtiyacınız varsa kesinlikle bunu öneriyorum. Bir başka ürünümüzde bunu bayağı bir zor bitirdim. Şöyle Watsons'ın bu neydi? Saç maskesi. Bunu saç kremi olarak uyguladım. Bayağı büyük bir ambalajı var. 500 ml'lik bir üründü galiba. Evet, çok zor bitiyor ya. Gerçekten böyle avcuma alacak kadar doldurup saçıma böyle yapıyordum ama gerçekten çok zor bitti. Fena bir ürün değildi yani. Ama tekrar almayacağım çünkü çok zor bitiyor. Böyle ruhum daraldı bunu bitirene, çalışana kadar. Çünkü bitirdim yani, göstermek istiyorum. Gururla göstermem lazım. Bitirdim yani. Gururluyum çünkü çok zor bitti. Teşekkürler. Diyeceksiniz ki saçların neden bu kadar kabardı? Duştan çıkınca benim saçlarım bir ton daha kabarıyor. Mesela şu an saçımı hiç taramadım. Taranmamış hali bu. Tarayınca böyle iyice kabarıyor böyle. Onları böyle çok gür saçlı olduğum için esas ince ama gür yani saçlarım. O yüzden böyle kabarıyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra devam edebiliriz. Bu ürün de vazelin. Çok güzel kokuyor. Bunu göstermiş olabilirim. Çok güzel kokuyordu. Hala çok güzel kokuyor. Ama ay, kötü kokuyor ya. Çünkü artık şey oldu. Bunu da yarısına kadar kullanabildik. 400 ml'lik kocaman bir üründü. Çok severek kullanıyordum. Yani çok severek kullanıyordum. Ama böyle çok büyük boy olunca insanın böyle ne derler, içi bayılıyor yani. O yüzden artık akıllandım. Duş jellerinde olsun, böyle vücut kremlerinde olsun küçük boy alacağım. Bitireceğim ki sıkılmayayım. Bunu çok sevmeme rağmen çok sıkıldım. Yarısı dolu ama tarihi geçti elveda. Bu ürün de öyle bakın. Biliyorum bitenler videosu ama bunu da çok sevmiştim ve dolabın arkasında kalmış. Bu da gitti. Bu neydi? Limonin markası vardı, Kore markası. Onun bir ürünüydü. Ambalajını falan çok sevmiştim ama dolabın arkasında kalmış. Kullanılmadan gitti. Özür diliyorum, kendilerinden gittiler. Sonra bir başka ürün ise lens bitirdim. 3 aylık lens serimden. Bunun hakkında videom var zaten, o yüzden üzerinde durmuyorum. Ve Bepantol'ün şöyle bir ürününü bitirdim. Bu el ve yüz için gerçekten çok güzel bir ürün. Yumuşacık yapıyor. El ve yüz için kullanmadım. Yüzde tüylendirdiğini falan söylüyorlar ama bilmiyorum, kullanmadım. O yüzden yorum yapmıyorum. Çok sevdiğim bir ürün. Zaten evde de daha bir sürü var. Severek kullanıyoruz ailecek. Lens suyu. Bunun da içinde daha var ama artık bunun da tarihi geçmiştir diye düşünüyorum. Bu da gidiyor. Bakalım. Aa, tekrardan şampuanım tabii ki de. Daha kullanıyorum. Seviyorum gerçekten de. Bu neymiş? Aubrey markasının, bu da
maskesiydi. Kil maskesi gibi bir şeydi. Bu da çok güzel. Bu ürünlerde, bitkisel ürünlerde, eczanelerde ve internet sitesinden bakabilirsiniz. Aubrey markasına. Güzel üründü. Bunu da severek kullanmıştım. Tekrardan bir tane lens. Tabii lens daha. Oh, ve çok sevdiğim Gratis'lerde satılan BB Beauty markasının bir tane el kremi. Bunu gerçekten hanım eliydi bu galiba. Hanım eli kokulu. Çok güzeldi. Bundan kesinlikle bir tane daha alacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kokusu vardı. Ve hiç baymadı. Elle emerlik mis gibi. Temiz temiz kullandık, bitirdik. Rahatladık yani. Başka ürünümüz ise şu Benry markasının makyaj temizleme mendilleri. Bu markadan da yani memnun kalmışım. Nasıl memnun kalmışım? Tamamen makyajı temizlemiyor bir kere. Ne yapıyor? O kabasını alıyor, böyle çok makyaj yaptıkları kontürle, aydınlatıcılar, bronzlar falan falan. Onları yaptıysam böyle güzelce bir kabasını alıyorum. Tabii gözlerde birazcık gözleri kullanmıyorum. Yani güzel bir ürün, tekrar alırım. Çünkü dediğim gibi kabasını alıyoruz. Sonra bir başka ürün ise Serene markasının bir şampuanı. Bundan da 3-4 tane kullanmıştım. Bu da eczanelerde satılan bir üründü. Bundan da memnun kalmıştım. Böyle çok yumuşaklık vermesi falan yok. Çünkü dediğim gibi eczane ürünü böyle çok da köpürmüyor. Köpük köpük olmuyor. Bu iyi bir şeymiş. Ben de bunu biliyorsunuz. Sonradan öğrenmiştim. Çok köpürürse o kadar çok kimyasal varmış falan filan. Bu da Avon'un Perse parfümü. Biliyorsunuz çok güzel kokuyor. Ben bunu çok seviyordum. Ama artık böyle bunları gösterdim, hatırlamıyorum. Tekrar yorumluyorum. Artık böyle çok şey koku olduğu için, herkes tarafından bilindiği için, mesela "Aa, bu koku mu?" diye tanındığı için artık kullanmıyorum şu aralar. Bioplanta markasının şöyle bir el kremi çok güzeldi. Bunun kokusu falan da tekrardan küçük boy olduğu için çok sevindim. Bu ne kokuyordu? Limon mu? Ekşi limon. Limonlu galiba bu da. Bu da limon kokusunu sevenler için. Bu da eczane ürünü. Buna bakabilirsiniz. Sonra bir tane esans markasının kapatıcı paletini getirdim. Bir tanesi açık, bir tanesi koyuydu. Biraz ince tabaka halinde uyguladığınızda o koyuluk ya da açıklık belli olmuyordu. Güzel bir kapatıcıydı. Uygun fiyatlı kapatıcı arıyorsanız 13 lira, 12 lira gibi bir şeydi. Esans markasına bakabilirsiniz. Rossmann'larda satılıyor. Bir de Yves markası. Eve mi? Yves. Hani nasıl okunuyorsa onda. Sonra Avon markasının süper ekstrem. O mu? Şu mal şeyini bitirdim. 7 ml'lik bir üründü. Çok çabuk bitti gibi geldi bana. Yani fena değildi bence yani. Avon'un, açamadım, fırçasını göstereceğim. Avon'un daha güzel maskaraları vardı. Şöyle ince alt kirpikleri falan uygulamada. Fena bir ürün değildi ama dediğim gibi tekrar alınmayacak ürünler arasında. Tabii ki de bunu çok severek kullanmıştım. Esans markasını Avon, I Love Extreme. Bunun pembesi olanı da baya güzelmiş. Ben pembesini de çok merak ediyorum. Bakın fırçası falan artık iyice gitti. Ne zamandır bekliyor kim bilir. Tombik bir fırçası var. Alt kirpikleri uygulamada çok zorlanıyorum. O yüzden alt kirpikler için bence değil. Üst kirpiklere falan dolgunluk vermesi, hacim vermesi çok iyiydi. Ama pembesi galiba daha iyiymiş. Onu kullanmak istiyorum. Ben memnun kalmıştım. Bunun fiyatı da 13-14 lira gibi bir şeydi. Son iki ürün kaldı. Gerçekten kocaman şu Gratis poşeti bitti diyebilirim. Dur, kameradan gözüküyor mu? Dın dın. Kocaman yani. Ben de yoruldum artık. İlk defa bu kadar uzun video oldu. Şimdi Not markasının şu anı sağına hiçbir şey kalmayan şu rimeli de bitirdim. Maskarası. Rimel maskara. Şöyle. Zor açılıyor, artık kurumuş. Şöyle bir fırçası vardı. İlk bunu aldığımda çok severek kullanmıştım. Ama biraz kıvamı oturduktan sonra çok sevmemeye başladım. Yani fena değildi, güzeldi. Tekrar alınabilir ürünler arasında. Ne kadar kurumuş ya. Ama bu da çok çabuk bitti gibi geldi bana. Normalde ben maskaraları çabuk bitiren biri değilim. Ama fena bir ürün değildi. Bunun fiyatı ne kadar diyor? Fiyatını da hatırlamıyorum ama daha güzel maskaralar var yani. Alırım, almam gibime geliyor. Neyse. Sonra son ürünümüzde Peki markasının şu. Peki ülkemizde yok ama ben gerçekten gelmesini çok istiyorum. Rossmann'a buradan sesleniyorum. Peki markasının şöyle bir fondöteniydi. Almanya'da satılıyor galiba. 30 ml'lik bir üründü. Gerçekten bunu da çok severek kullanmıştım. Tenime uyumunu seviyordum. Kapatıcılığı orta denecek kapatıcılıktaydı. Yani fena bir ürün değildi. Tekrar alırım derdim ama alamam ki. Neyse. Bitti. Gerçekten bu kadar uzun bir video olmasını beklemiyordum.
Ben uzun videoları hem seviyorum, izlemesini çok seviyorum. Şu an bağdaş kurarak oturuyorum. Konuşasım konuşasım çok var. Neyse artık videoyu kapatalım. Siz bu ürünlerden sevdikleriniz, beğendikleriniz, bana tavsiye ettiğiniz ürünler varsa aşağı yoruma bak bırakırsanız çok sevinirim. Çok 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 sevinirim. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.